geldin aklımdan içimden. Kalbimde bitmeyen bir parça en temiz yerinden. Sahiden bekleyen en aptal halime güler. Sana kızgın, sana hasret, yine ben, yine ben. Ne yapsam olduramadım. Alev alev yanıyor can kafesim. Kesilir nefesim, seni bırakamadım. Kusura bakma, seni unutamadım. Bu benim hatam, ne yapsam olduramadım. Alev alev yanıyor can kafesim. Nefesim, seni unutamadım. Oh, ay, ne yapsam olduramadım. Oh, ay, seni bırakamadım. Kusura bakma, seni unutamadım. Benim hatam, ne yapsam olduramadım. Alev alev yanıyor can kafesim. Kesilir nefesim, seni unutamadım. Spotify'da 60 mıydı? Evet. Spotify'da 60 yani milyon. Yani çok yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani totalde 100'ü geçkin bir. Ya tabii çok mutlu oluyoruz da yuh yani. Sayısı var. Ya bir gitarla bunu çaldınız ve bu kadar 100 milyonluk bir dinlenmeye ulaştı. Bu şarkı çok dolandı. Stüdyo gezdi. Aranjeler geldi başına. Benim çok böyle içime sinmedi aslında o aranjeler. Çok yüksekti ve şarkının hissiyatı kaybolmuş hissettim ve sonra dedim ki ya ben bu şarkıyı bugüne buraya nasıl geldiysem bulunduğum konuma tek gitar ve vokal şarkı amatör kayıtlarımla bunu dedim böyle söyleyeceğim. İyi ki de böyle söylemişim. Ama Serhan Kansu da YouTube'da yıkılıyor. Yok canım. Nasıl yok canım? Tamam 100 milyon olmayabilir, olabilir ama var bir şarkı olayı. Ha, bir şarkı olayı var, evet. Ben daha amatör diyeyim. Kendimce evde oturuyorum, çalıyorum. Kendim söylüyorum, bazen besteliyorum. Bazen bazı besteleri kendimce coverlamaya çalışıyorum. Bazen şiir okunuyor. Bazen şiir okuyorum. Şiir okumayı severim. Zaten aslına bakarsanız biraz hem estetiğin hem de sanatın ABC'si şiir okumak, okuyabilmek, onu hissedebilmek gibi geliyor bana biraz. Şiiri yazabilmek de bunun herhalde nirvanası oluyor. Nirvana denir mi bilmiyorum ama kendinizce çok daha güzel bir noktaya geldiniz kesin. Zaten iyi yazıp yazmamanız önemli değil. Bence yazmaya çalışmak hepsinden daha kıymetli. O sözler öyle tabii kendiliğinden gelmiyor. Yani belli bir kafadan sonra geliyor değil mi? Tabii ki. Önce çünkü sözlerle başladı sanki, şiirle başladı. Aslında her şarkı bir şiirdir yani bestelenmeden önce. Ki benim yazıp daha sonra besteleyemediğim bir sürü şiir kalan şarkım var. Evet ya var. Kaçtı onların sayısı, bayağı bir var. Çok var. Şu anda zaten 80 şarkı mı var? Evet. Hepsi yayınlanmadı. Bir kısmı hatta yani buzdağının görünen kısmı onlar. Dün geceyi sizinle geçirdiğimin kanıtı. Rakamları falan hiç önüme bakmadan söylüyorum böyle. O zaman biraz üzücü bir gece olmuştur. Niye aa, dersime çalışıyorum diye. Niye öyle olsun? Şarkılardan sebep. Yani böyle makas eldeniyle dolaşırsa kavga mı çıkarmış? Makası elden alınmaz değil mi? Bir de alınca tüy yapılır hani, bıçak kavga çıkmasın diye. Bıçak diyebiliyorum ben ama. Makasta da ben biliyorum onu. Şöyle versem keskin şu olan saçlar uzamış belki mı? Saçları kesti. Ya adam 15 yıldır kendi saçını kendi kesiyormuş. Ben ne yapayım? Hadi arkaları ya, da mı? Bu bilgi daha az evvel. Biz her yerde evet, kamera var. Evet çok ilginç. 15 yıla yakın kendim kesiyorum. Yeşim'e ben rica ettim. Yeşim'den getirdi kuaförden makası. Nasıl oluyor peki arkalar? O zaten en merak edilen konu ama
büyük bir ayna alıyorsunuz. Şöyle bakıyorsunuz. Oradan... Getirsem aynayı bize gösterir misiniz uygulamalı? Saçımın arkasını mı kesmiş? Hayır, evet kesme. Çünkü gerçekten ben de saçını kendi kesenlerdim. Bu evet. Benim Londra'da yaşadığım yıllarda. Bir saç kesimi 100 pound çünkü. Nereye yani? Şuradan iki tane alıyor, 100 pound alıyor. Dolayısıyla kendi kendime öğrendiğim. Fakat burada cesaret edemediğim bir şey. Onun bir tekniği var mı? Ya da bir taktiği bir var mı? Bir teknik değil de biraz daha hissettiğim şeyle. Mesela elimle bakıyorum. Diyorum ki biraz uzun galiba burası diyorum. Kesiyorum. Bence onun tek tekniği korkmamak. Yani o cesareti göstermek. Çünkü şey gibi, kuaföre gittim, berbere gittim, türlü türlü işte bu işin sanatkarlarına da gitmişimdir. Ya da mahalle berberlerine de çok gitmişimdir ama benim istediğim çok da özenilmiş bir saç değil. Ben bir yeri beğenmediysem o sırada keserim. Yani öyle bir şey. Tuğkan şu anda dedi ki ben nereye düştüm? Hayır bunu ben de yapıyorum. Nasıl saçım yani? Uzunken, arkayı mı? Arkayı yapmadım tabii. Tamam. Görmediğim için hani böyle bir prodüksiyon yapmadım. Ama atıyorum saçımın önüyle alakalı çok uzunsa ve rahatsız ediyorsa böyle ufak ufak kırptığım oldu. Şu anda rahatsız ediyor mu? Hayır ama benim daha 48 saat olmadı tıraş olalı. Tamam yani. Bir hani Tuğkan'a da kestirmeyi düşünüyordum çünkü şu esnada saçın ön tarafını. Ben kendim kesiyorum. Ya bence en güzeli. Yani çünkü o ifade vardır yani insan uzunluğunu bilir kendine kattığı ifade. Bu arada kâkül bence kadınlara çok yakışıyor. Değil mi? Ay Allah razı olsun sürekli bana kâkülünü kes yüzünü görmüyoruz diye mesaj atıyorlar da sosyal medyadan. Tamam bence de yani kâkül güzel bir ben şeydir. Ben yakıştırıyorum evet. Yani bir insanın 15 kitabı olur mu ya? Söylüyorum. Bir insanın bu kadar genç olup 15 kitabı olur mu? Gıcık mısınız? Çok ayıp değil mi? 80 şarkı daha ayıp olabilir ama 15 kitap da ayıp. Bence evet. Ya yok aslında niye ayıp olsun ki? Yani bu yaşla alakalı bir şey değil bence. Yaşanmışlık veya tecrübe. Ama çocuk kitapları var. Çocuklara felsefe kitapları var. İşte hatta yani Nietzsche'den Descartes'e kadar o kadar çok İbn-i Rüşd'den değil mi? Spinoza'ya kadar o kadar çok aslında bunlar yani Serhan Kansu kendi gözüyle anlatıyor bütün bunları ama bu düşünürleri de daha doğrusu filozof sınıfına giriyorlar artık. Bu filozofları da bizlere sevdirmek için daha anlaşılır kılmak için yapılmış çalışmalar bunlar ve ortaya bu kitaplar çıkıyor. Çocuklara felsefeyi sevdirmek sanki büyüklere sevdirmekten daha mı kolay? Çocuklara felsefe insanlar yaptıramayacakları konusunda büyük bir önyargı sahibilerdi. Aslına bakarsanız Türkiye'de de son 10 yıldır biraz bu konuya eğiliniyor. Dünyada tabii ilk önce Matthew Lipman ismi akla geliyor. Yani 60'ların sonunda bu pedagojiyi üniversitede bir eğitim olarak vermeye başladı. Yani daha sistematik bir hale dönüştürdü. Türkiye'de bu pedagojiyle alakalı müfredata dahil olmuş bir ders yok. Yani değerler eğitimi var. Değerler eğitiminde de elbette güzel şeyler yapılıyor. Ama çocuklarla felsefe yapmak biraz daha başka bir şey. Çünkü çocuklarla felsefe yaparken siz çocuğu kavrama götürmeye çalışırsınız ama bir şey öğreterek değil. Mesela çocuk oturur, oyun oynarken işte baba bu niye kırmızı, işte bu niye uzun, size sürekli sorular sorar. Hı hı. O sırada siz kırmızı çünkü işte fabrikadan kırmızı çıkmış, uzun çünkü işte bunun uzun olanı daha çok seviliyormuş vesaire sürekli çocuğa yanıt verirsiniz. Ama o sırada kavramı sorgulayan çocuk değil siz olursunuz. Öyle bir anda sizin durup sence neden diye sormanız gerekiyor ki bunu sorduktan sonra çocuk düşünmeye başlasın. Hmm. Çocuk bu sefer kavrama gitmeye çalışsın. Nedenini, niçinini ve nasılını o sorgulamaya başlasın. Bunu biraz da eğlenceli bir şekilde ben kendi okul etkinliklerimde yahut da farklı özel etkinliklerde yapıyorum ama bunun aslına bakarsanız dediğim gibi sistematikleşmiş halinde benim yaptığım kadar eğlenceli bir sahne etkinliği gibi değil. Biraz daha kolaylaştırıcı denilen bir role bürünüyorsunuz. Yani orada da çocuğun yüzüne çocuk bir şey dediği zaman gülemezsiniz. Atıyorum 10 kişilik bir çocuk grubunda siz etkinlik yapıyorsunuz ve felsefi kavramı sorguluyorsunuz. Gülerseniz çocuk bir sonraki cümleye girmekten çekinir. Tabii. Onaylarsanız ona itiraz edecek çocuk çekinir. O yüzden kolaylaştırıcı biraz daha farklı bir şey. Bunu da zannediyorum. Ben kitaplarımda biraz daha eğlenceli bir şekilde yapıyorum. Ama profesyonel oturumlarda da biraz daha farklı oluyor tabii. Siz kendinizi ifade etme şansı tanınan çocuklardan mıydınız? Tam onu söyleyecektim. Ben sorgulayan bir çocuktum. Birçok şeyi de bana öğretilmesi
gerekirken aslında ya öyle öyle de demeyeyim de kendim bir şeyleri hep öğrenmek istedim. Kendim işte 3 yaşımdayken piyanoyu kurcalayarak işte deneye deneye bu iş nasıl oluyor vesaire diye kendim bakarak sonra farkındalığı yüksek bir insan haline geldim büyüdüğümde. Sonra da pişman oldum biraz bunda. Neye? Niye? Bir dakika ne oluyor? Pişmanlıklar mı? Farkındalık biraz yüksek olduğu zaman evet. Bazı şeyleri daha fazla düşünüyorsunuz yetişkin evet. yaşa geldiğinizde. Evet. Ve bu düşünmekten bir hal olma durumuna getiriyor sizi. Bir dakika şimdi bu düşünme hali hayatı normal tırnak ne normal o da tartışılabilir bir şey ama hani bir anladığımız anlamdaki normal yaşamaya engel bir durum mu teşkil ediyor? Engel değil ama akışta da çok kalamıyorsunuz. Yine kendinizi o akıştan böyle biraz geriden bakıp ya biz gerçekten ne yapıyoruz böyle soruları. Akışta kalmamız gerekiyor mu? Bence kendi akışınızı yaşamanız gerekiyor. Yani bu kadar derin düşünmüş ki bu kadar güzel şarkılar yapmış. Tabii canım o belli o çocukluktan evet, yani belli. Yani o kendini akışa bıraksaydı tamamen bu şarkı çıkmayacaktı belki de. Evet, ama şunu doğru. da anlıyorum yani hep şunu derler ya çok düşünmek üzüntü verir. Az düşün mutlu ol gibi sözler söylenir ya ben orada biraz mutlu olmanın hep kahkaha atmak ya da eğlenmek hali olmadığını düşündüğüm için. Yani, kederde de mutlu olunabiliyor evet, değil mi? Evet, orada öyle bir şey var. Yani siz mesela bir hafta boyunca sürekli arkadaşlarınızla yiyin, için eğlenin, sürekli kahkaha atın. O bir haftanın sonunda birden kendinizi ruh olarak yerde hissedebilirsiniz. Boşa geçmiş bir hafta gibi bir şey de hissedebilirsiniz. Yahut da niye bir hafta boyunca hiç düşünmedim ki diye üzülebilirsiniz. O yüzden bence hüzünlenmek ve düşünmek hali mutsuzluk demek değil gibi geliyor. Ama şimdi şu anda burada söyleyeceğiniz şeyler çok önem teşkil ediyor. Niye önem teşkil ediyor? O doluluk da burada tartışılması gereken bir şey bence. Yani şart mıdır? O bize verilen anlamda, bize pompalanan anlamda dolu geçirmiyor. Bize verilen anlamda üretmemiz şart mıdır sürekli? Kimin verdiği? İşte tekliği. Genel hani böyle işte şunu yap. Oradan şu bilgiyi al, buradan kitabını oku, buradan kitabını yaz. Madem şöyle şarkını yap Tuğkan, sen ne duruyorsun? Sen kitabını yaz işte. Evet. Bu şart mıdır? Bazen de durup saçma sapan bir tembel, çünkü ben tembelliğin bir anayasal hak ve varoluşsal bir iltimas olması gerektiğini düşündüğüm için tembellik bence bir taşınması gereken bir bayrak. Çünkü orada sınanıyorsun kendinle yalnız kalıp kendinden memnun olup olmadığın, ben tembelliği... tatmin olup olmadığın bence. Tişört halini üzerimden hiç çıkartmıyorum. Ya bunu tembelliği konuşuyorum. Yani bu 15 kitap yazmış bir adama sormak çok komik olabilir ya da işte 80 tane şu anda elinde şarkı olan daha bir fazla. Adama sormak. Ay her ne işte söylemiyor da. Daha fazla. Yani 180 tane. Ama bu tembellik çok... nasıl yaşanıyor? Sizlerde nasıl yaşanıyor? Kişisel bunu nasıl yaşıyorsunuz? Ben tembellik yaşamıyorum diyecek şimdi oraya bakışlar. Yok ben kesinlikle tembellik yaşıyorum ama sıkılmaya vakit ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir şey yapmamaya vakit ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o zaman siz dışarıdan uyaran almayı bırakıp kendi içinizdekini ortaya çıkartmak için dürtmeye başlıyorsunuz içinizi. Yani mesela Descartes düşünüyorum öyleyse varımı söylemeden önce kendisini bir sobaya kapattı. Yanmayan bir soba tabii ki. Yani o sobaya kapattı. Arkadaşları geldi sobayı açtılar. Dediler ki hadi dediler işte. Amiyane tabirle ifade edeyim. Descartes kulübe gidiyoruz, restorana gidiyoruz, şuraya gidiyoruz gel. Descartes de onlara dedi ki yani çok sıkıcı bir iş yapıyorsunuz. Sobanın içinde sobaya kendini kapatmış bir adam onlara bu cevabı verdi. Kapatın dedi, kapattı. Ondan sonra kendi metodolojisini orada kurdu. Sonra da düşünüyorum öyleyse varım diyerek ortaya çıktı. Ya sıkılmak bence ve tembellik önemli bir eylem ama tembellik dediğimiz şey bizim kafamızdaki hedeflerimizden almaya başladığı anda o başka bir şeye dönüşüyor. Yeni bir yargı metodu bu da ya aman. O tembellik yapamak kafandaki hedeften alıyor mu almıyor mu buna da bak. Koşulsuz tembellik olması yani çok güzel bir şey. Tembellik tişörtü giymek nedir? Descartes'in onu söyleyeyim aklımdayken benim de böyle kendime göre evirdiğim bir mottodur bu. Düşünüyorum öyleyse kadeh kaldırıyorum. Rütük, sevgili Rütük. Alkol sağlığa zararlıdır. Kesinlikle, ama kadehin evet. içinde süt de olabilir. Yani buradan da bakabiliriz. Kahve. Evet, süt kardeşliği. Evet, su alabilir miyim? Tembellik tişörtü nedir? Şimdi Seren Bey'in eğitimle alakalı da yazdığı şeyler olduğu için bunu bir programda yapıyor olduğu olmuştur yani. Daha öncesinde hadi bir bunu yapmalıyım gibi. Şimdi bende daha böyle bir ayağı yere basmayan bir taraf olduğundan dolayı
Nasıl anlatayım? Oturayım ve şarkı yapayım, yapmalıyım gibi bir durum yok bende. Çünkü bana bu şey geliyor, biraz yapmış olmak için yapmak o işin hissini bozuyor ve doğal gelmiyor bana. Bir beklentiyle yapmış oluyorsunuz onu çünkü. Ben, sanat böyle bir şey değil bence. Ben zaten kendi özümdeki bir şeyi paylaşmalıyım ve alıyorsa insanlar bunu almalı. Almıyorsa da almaz. Yani çok zorlama bir şey olmamalı. O yüzden de bu beni bu programsızlığa itiyor. Programsızlık da tembellik gibi duruyor dışarıdan. Hı hı. Yani gün içinde tabii ki tembel değilim. Yapmam gereken şeyleri biraz geç yapıyorum ama saatinde yapmasam da yine de yapıyorum yani. Çok benim böyle irdelediğim bir şey değil bu tembellik olayı. Yani beni böyle aksattığını, yavaşlattığını düşündüğüm bir şey değil. Yaratıcılık biraz zaten kaostan çıkıyor ama. Evet, kesinlikle. Değil mi? Ben yaratıcılığın tembellikten de çıktığını düşünüyorum. Evet. Yani mesela edebiyattaki bütün niteliksiz adam figürlerine baktığım zaman, evet, bu aralar onu sorguluyorum. Niye niteliksiz kadın yok aslında? Çünkü kadından nitelik beklenmemiş edebiyat tarihine bakıldığında. Hmm. Yani hani flanör ya da flanöz kadın, flanöz kadın olarak anca böyle yeni kadın tipleri çıkıyor, bu kadar ama. Dolayısıyla da mesela bu kadar niteliksiz adama baktığımda buradan da çıkmış bir şeyler. Bir unsur olarak, bir ürün olarak ortaya çıkabiliyor tembellik. Ne? Bugün sizi çok mu yordular acaba? Bir ne açıdan? Tembellik. Hayır, konusu. Bu benim. Ya değil, doğuş. İşte kimseye ben bunu anlatamıyorum. Böyle hızlı konuşuyorum, beynim hızlı işliyor gibi görünüyor falan filan. Bu işi yapıyorum. İnsanlar zannediyorlar ki atom karınca. Hayır, ben tembelliği hak olarak bayrağını taşımanın çok, evet, değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. İşini yaparken çalışkan olmak ama onun dışında hayatta tembellik hakkını sonuna kadar kullanmalı insan gibi düşünüyorum. Tembellikle ilgili aklıma bir şey geldi. Okuduğum bir kitaptan küçük bir pasaj, kısa bir şey. Müsaadenizle anlatayım. Bir kasabaya zengin bir adam gidiyor. Hı hı. O kasabadaki işte insanların çoğunun tembel olduğu söyleniyor. O kasabadaki insanlara bakıyor işte bu zengin adam. Kaldırımda oturuyorlar. Diyor ki kaldırımda oturan 6 tane işte insan var. Aranızdaki diyor, hanginiz diyor, hı, bana en tembel olduğunu kanıtlarsa diyor, elimde tuttuğum işte 1000 pound'u ona vereceğim diyor. 6 kişi otururken 5 kişi birden ayağa kalkıyor, zıplıyorlar, hopluyorlar. Ben çok tembelim, şöyle yapıyorum diye hepsi kendini kanıtlama telaşına giriyor. Ama bir tanesi bakıyor, ah diyor, kafasını çeviriyor. Tabii ki o 1000 pound'u da yerinden hiç kıpırdamayan arkadaş alıyor. Yani tembellik belki de o adama baktığımda potansiyel bir enerji de. Yani o potansiyel, tabii, enerji de dilerim karşımıza bizim de öyle insanlar çıkar ama. Bence istediği şeyi istediği gibi yapma özgürlüğü ve bunun dışındaki hayatını istediği gibi geçirme de bir tembellik olarak adlandırılabilir. Çünkü tembel her zaman bir maliyet hesabı yapar bence. Şimdi yapacağım şu eyleme, bu değecek mi değmeyecek mi harcadığım efor? Kesinlikle bu değil bana mi? Oluyor. Evet. Olmuyor mu? Ya bakkala gideceğiz. Aman ne var aplikasyondan işte ya da telefonda yani bu söylerim. Bu şeyden başlıyor. Yani gece nasıl olsa bozulacak, yatağımı niye topluyorum ki'den başlıyor. Özellikle yalnız yaşıyorsanız bu böyle. Yok, yalnız yaşamasam da böyle. Gece nasıl bozulacak değil mi? Biri benim adıma topluyorsa şahane. Geçen ayda ben şöyle bir şey yaşadım. Ailemle otururken ben derslerimde de tembeldim. Yani hiç çalışmadan 3 kere üniversiteyi kazandım ben. Anne babamla oturuyorum. Onlara da buradan selamlar. Babam bana hep ya çalışmadan hiçbir şey başaramazsın ve çok tembelliğim böyle yüzüme vurdu zamanında. Özet geçeceğim. En sonunda şöyle oldu gecenin sonunda. Vay be Tuğkan, çalışmadan da oluyormuş gerçekten dedi. Tabii biz bunu örnek teşkil edecek bir program olarak yapmıyoruz. Yani aileler dağılmasın. Şimdi ama çocukların da hakkını burada koruyoruz yani. Çocukların da tembellik yapma hakkı vardır. Kurstan kursa savrulan yavrucaklar değil mi? Kesinlikle. Baleden piyanoya, bilmem nereden, basketboldan tenise savrulan yavrucakların, hı hı, da şöyle sizin gibi isteğiniz gibi ayaklarını uzatıp hiçbir şey yapmadan sadece, değil mi, oturma hakları vardır. Kesinlikle okullar açılır açılmaz okullar açılır açılmaz bir sınav telaşı da başladı. Sırtlarında çantalarla onları taşıyamayıp geri doğru düşen küçük dostlarımı da gördüm. Evet, bu söylediğiniz aklıma o anlarda geliyor. Biraz üzülüyorum. Ama
bu da değişecekmiş gibi geliyor bana. Bu salgın çok şey öğretti de bize aslında. Öğretti bakarsanız. Mi? Evet. Felsefi anlamda ne öğretti? Yani sizin kendinizle alakalı evet. hesabınızı soruyorum ama. Size ne öğretti? Bana biriktirdiğim bütün dosyaların salgın biraz hafifledikten sonra hepsi aynı anda çıkacağını öğretti ilk önce. Çünkü üst üste bir sürü kitap çıktı. Salgın sürecinde yayın evleri kitaplarımı çıkartmamıştı çünkü haklı Hı. olarak. İkinci olarak çok şeyi sorguladım. Yani mesela bir virüs bizim gündüz çıkmamızı engelleyen bir virüs olsaydı. Yani bu virüsün kimliğini anlamaya çalıştım önce. Virüsle Hı-hı. tanışmaya çalıştım. Sonra o virüse başka şeylere atfetmeye çalıştım. Dedim ki yani gündüz çıkmamızı engelleyen bir virüs olsaydı ve bu iyileştirilmeseydi. Yani aşı bulunmasaydı vesaire. Bütün dünyadaki anlamlar değişecekti dedim. Yani mesela biz gecenin köründe dediğimiz şeye güzel bir saat aralığı olarak Hı-hı. bahsediyor olacaktık. Birine sen benim güneşimsin dediğinde onun aslında bizim potansiyel katilimiz olduğundan Hı-hı. bahsediyor olacaktık. Çünkü insanlar gündüz sokağa uzun yıllar çıkmıyor olacaktı o virüs yüzünden. Yani gündüzün bütün anlamları geceye atfedilecekti. Şimdi bu virüs neleri değiştirdi Hı-hı. diye baktığımız zaman da bence biraz yine sınıflar arasındaki ayrımı belirledi. Yani aşı konusunda da, tedavi konusunda da, eğlence konusunda da hayatında hiçbir şey değişmeyen büyük bir kesim var aslında. Tabii canım. Ya öyle evet. eşitmiş herkes falan yani, falan hikaye bence. Evet yani ben şunu biliyorum. İşte gece gündüz kulüplere gidip eğlenen arkadaşlarımdan bazıları gece gündüz kulüplere gidip eğlenmeye devam ettiler. Ve işte bir şey olmadı. Yani ama ona göre işte önlem aldılar ne bileyim bir şeyler. Bilmiyoruz sanmayın. Biliyoruz her şeyi. O kulüpler kapandı gibi görünüyor. Kapanmadığını da biliyoruz. Ne oldu İngilizce? İngilizce? Ana dili gibi İngilizce öğrenme hali bu pandemide. Ne oldu bu pandemide? Ben şunu farkına vardım. Müzik haricinde hiçbir şey yapmadığım gerçeğiyle yüz yüze geldim pandemi döneminde. Sonra müzik haricinde yine hiçbir şey yapmamaya da devam ettim. Kendimi evet biraz pişmanım o konuda çünkü şimdi tempo yine ufak ufak böyle hareketlendi, işleri yapmaya başladık, konserlerimizi yapmaya başladık. Yine böyle kendimi geliştirmek adına yapacağım şeylere çok fazla vakit ayıramamaya başladım. Ama zamanımı yönetmeyi öğretti bana pandemi aslında. Şimdi ufak ufak böyle programla da yaşamaya başladım. Yaptığım işe ne kadar aşık olduğumu fark ettim eksik kalınacağımdan. Küçümsüyormuşum aslında. Hem kendimi hem beni dinleyen insanları, seven insanları küçümsüyormuşum. Canım dinleyenleri küçümsemiyorsunuzdur da herhalde. Çok da kabullenemedim bu durumu ben. Eve kapanmaları, pandemi, artık hayat böyle mi gideceği. Çünkü içimde bir çocuk olduğu için o çocuk ruhumu kaybetmek de istemediğim için. Dizginlenmek istememek. Evet belki. Ve özgürlüğüne de Hı-hı. tapan biriyim. Yani en ufak kısıtlamaya gelemem. Hı hı. Bu böyle beni çok sarsmıştı. Hiç kabullenemedim. Hayır ya falan. Böyle bir şey yok. Ben şu an bir rüyadayım ve uyanacağım. O kadar ağır yani. Ya bana gerçekten bir simülasyon oyununun içerisindeymişim gibi geldi. Peki yani. Bu hani kısıtlanmışlık duygusu, bu sıkışmışlık hissi doğru mu anlatıyorum bilmiyorum. İçinden bir şey çıktı mı şarkı olarak? Hayır. Ay tam ben de çıktıysa Hayır. dinleyelim diye tam böyle hevesle sordum. Hayır o da çok ilginç. Ya ben çünkü hareket halindeyken, gözlem Hı-hı. halindeyken üretebilen biriyim. Hepimiz aynı şeyleri yaptık pandemide. Gün içerisinde gecelerimiz yani hep aynı yüzleri gördük. Çünkü kısıtlandığımız için ve bu benim yaratıcılığımı öldürdü. Öyle söyleyeyim. Ben malım vallahi onu fark ettim. Ben şu anda kendimden tiksindim. Ot gibi yaşıyorum. Hiç ben bana da böyle ne güzel. Hani evde oturuyoruz. Tamam evde oturalım. Koşullar bunu gerektiriyor. Tamam bunu yapalım. Nasıl bitecek? O zaman bunu yaparız. Oldu. Hani ben böyle yaşadım. Peki çıkmayalım. Ne var evde de mutluyum kendimle. İşte zaten arkadaşlarımla online sürekli. Evde mutluyuz. Ben hani, bir hafta 10 gün turneye çıkıp artık o turnenin ortasındayken evime gidip kimseyi görmek istemiyorum diyorum. Ama işte bir Böyle. Buçuk sene evden çıkmayınca biri da... çıkma deyince o ters tepiyor.
Bir şarkı alsak mı? Tam burada şöyle güzel bir şarkı alsak mı? Alalım. Olur mu şöyle? Alalım. Aa, niye alalım ya? Niye böyle alalım? Bir öfkeli bir şey mi? Geber falan onu mu alsak? Yok alsak? Ya geberi almayalım. Niye alalım? Niye alsak? Nasıl şarkıları çalışmış mıyım dün gece? Evet. Niye alalım? Vallahi ben gitarı elime alayım. O gitar alalım. Gelene kadar. Ben burada, bu yakışıklık nedir ayrıca? Aa, çok teşekkür ederim. Değil mi? İki tamam. Yakışıklı konukla böyle. Bir de cool'lar ikisi de böyle sakin sakin konuşuyorlar böyle. O heyecandan yani bilmem işte. Ne falan böyle böyle. Ben cool de bu tatlıdır. Heyecanlı ya. Böyle bir virgül fazla burada. Virgül kullana kullana eser. Bu nasıl oluyor? Bir de bana öğretsenize. Ben böyle pıtırırırırım konuşuyorum. Neyi nasıl öyle oluyor? Değil, yavaş yavaş. Benimki heyecandan oluyordur. Ya da aslında şey de var tabii. Ben geçmişte tiyatro yaptım. Evet, uzun bir süre tiyatro yaptım. Yani kendim yazdım, kendim oynadım, gruplarla oynadım, kulüplerde doğaçlama oyunları oynadık. Diksiyonumuzdan belli sürü, zaten. Bir sürü tiyatroyla pek çok haşir neşir oldum, alanlar oldu. Yani ben de artık böyle konuşmak istiyorum. Yani evet, o zaman hiç duşta şarkı söyler misiniz Serhan Bey? Duşta mı? Evet. Duşta şarkı çalarım. Çalan şarkıya da eşlik, yani çalarım derken duşta gitarla böyle terleyip tabii de. Küçük hoparlörü koyarım. Evet. İşte çok sevdiğim ne bir... Ne çalar mesela duşta şey o hoparlörden? Çalar. Ne gelir genelde? Bu aralar vardır. Benim dönemlerim tabii, tabii. Duşta... Tabii bu aralar Latin çok dinliyorum. Bir ara işte Kaan Boşnak çok dinledim bir ara. Neye eşlik edersiniz mesela? Nelerdi? Latince'ye eşlik etmeye çalışıyorum atarak tabii ki. Hı hı. Afrika müziklerine eşlik etmeye çalışıyorum yine uydurarak. Ama çok dinlediğim için artık peki ağzımdan bir Latince dönüyor. Atarak duşta rica etsek ama duşa söyleme bize söyle. Kula la ni chi la la. Evet. Yani şimdi nasıl Türkçe Afrikacı olsun. Atmamı istiyorsunuz Türkçe şu an? Olsun. Türkçe. Evet. Duşta şarkı söylediniz. Afrikacı atmayın Türkçe. Sorum yok, soranım yok. Düşüm yok, düşlerim yok. Bir çıkmaz sevdadayım. Bir tek sırdaşım yok. Bana eşlik edersen bence hadi çok güzel olur. Hadi beraber duştasın. Şu anda duştasınız, yıkanıyorsunuz. Şu kısımdan gel. Şu Tukam, anda bakın bayılıyorum. Ben size foş efekt yapıyorum. Bir dakika. Şu anda duştasınız. Oradan hoparlör geliyor. Yaratıcılığınız ne çalıyor orada? Bu tap noktası. Evet. Tukan'la duşta mıyız? Ayrı yan yana duşlardasın. Spordan çıktık. Ben de sanki dünden razıymışım. Hemen geldim. Tukan bu şeyden alalım bence. Çektiğim acıların kısmı çok güzel değil mi? Çektiğim acıların demindeyim bu akşam. Pişman desen değilim bir armağanım bu akşam. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı. Benim dermanım yok her gecenin sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı. Benim dermanım yok. O zaman gitar gelsin hadi. Hiç bitmez sanmıştım. Kusursuzsun diye inanmıştım. Artık ne sana ne de bir başkasına inanamıyorum. Aşk bir savaş değildi, savaştı. Düşünmeden ihanete bulaştık. Aşk bir savaş değildi, savaştık. İstemeden ihanete bulaştık. Nasıl geldik yıprana bugüne? Yapamıyorum ben böyle. Daha da uzamadan git. İstiyorsan al götür yanında, bırakma bana lazım olan ne varsa, canımı yakmadan git.
geldi. Yıprana yıprana bugüne, yapamıyorum ben böyle. Daha da uzamadan gir. Ne istiyorsan al götür yanımda, bırakma. Bana lazım olan ne varsa canımı yakmadan. Ay çok teşekkürler. Yani öyle mükemmel olur mu ya? Mükemmellik insana has bir şey midir? Hakikaten bazı noktalarda sesinde küçük böyle bir çok doğal bir çatallanması anlarına da denk geliyorum. O kadar güzel ki. Hayır hayır şeyde dizede diyor ya mükemmel salmıştım. Değil evet, mi öyleydi? Evet. Husursuzsun diye inanmıştım. Evet. O sesini bilerek mi öyle yapıyorsun bilmiyorum ama hakikaten çok lezzet çok, katıyor. Değil mi? Çok acayip. Dinlemesi vallahi çok öyle. Keyifli. İlk bilerek şarkı yapmıyorum. Kaç yaşınıza çıktı? 15. Ha neydi? Ya ben neydi onu hiç şarkı paylaşmadım. Küçük. Aslında şöyle onun sözü de yok. Yani bir yarım yamalak hani böyle çalarken mırıldanarak sallamasyon bir şey yani. Çok da şey değil, amatör bir şey. Tatlı da bir melodi ama bunu değerlendireceğim bu arada. Hatta yani ben bunu dedim ki ilk şarkım son şarkım olacak. Ama niye? Evet. Niye öyle sınırlar koyuyorsunuz kendinize? Olsun, bir değeri olmuş. Son şarkınızın ne zaman olacağını nereden bilebilirsiniz ki? Bilemem evet. Al soru. Nereden bilebilirim? Son şarkı bu der. Değil mi? Bir daha yapılır. Böyle bir son olabilir mi? Belki de şu an kayıtlıdır zaten. Nasıl yani? Bilemem. Ha, ama ne o zaman bir şey şarkı söylemeyi mi bırakıyorsunuz eğer kayıtlıysa şu anda? Yani hayatı neler çıkaracağı belli olmaz. Tabii ki bırakacağım diye bir şey demiyorum canım. Şiir okuyalım mı? Olur. Ne güzel kuştur şu güvercin. Sanki hepsi İstanbullu. Ankara'da, Trabzon'da, Eskişehir'de, İzmir'de. Görürüm daha uzak, daha uzak memleketlerde. Tanıdık gelir kanatları. Bir de şu gurlamaları. Yeşile çalan tüyleriyle parlayan küçük boyunları. O yeşili de sadece ben bilirim. Çünkü tanırım hepsini. İşte şu paçalıyla yemiştik bölüştüğümüz ekmeği. Bunlar Boğaz'ın güvercinleri. Sultanahmet Camii'nde su içip Eminönü'nden geçmişler. Kimi Beyoğlu'na tırmanmış, kimi Galata'ya yaslanmış. Güneşi beklemişler beni bulmak için. Ne güzel kuştur şu güvercin. Sanki hepsi tanıdık, hepsi aşık. Şu İstanbullu güvercinlerin. Nereye gidersem gideyim, bir güvercine ekmek at sevdiğim. O beni bulur, izi vardır elinin. Bir parça kokun, biraz da nefesin. Ne güzel kuştur şu güvercin. Sanki hepsi tanıdık, hepsi aşık. Şu İstanbullu güvercinlerin. Bravo o zaman. Vallahi bekledim alkışlamak için. Yapabildiğim kadar vallahi yapmaya çalıştım. Vallahi çok müziğimizi. Teşekkürler. Harikaydı. Kadınlar erkekler mi bazı ihtimaller evet. İlişkiler üzerine. Kusursuz sanmıştım. Benim de özel ilgilendiğim bir konu o. Öyle mi? Neden? Bir dakika. Başarılı mısınız bu konuda? Kadınları anlamakla alakalı bayağı bir şey okudum. En son okumamam gerektiğini farkına vardım. Yani bu aslında besteler 15 yaşımdan beri başladım. Hani ilk dedim ya o yaşımdan beri kütüphaneye gidip de yani kadın ruhu, kadınla alakalı çoğu şeyi böyle kendimce öğrenmeye çalıştım ama her tanıdığım kadında öğrenemediğimi fark ettim. Başka başka mı hepsi? Tabii ki. Bizim gibi değil. Yani sanki erkek modelinden 10 tane var. 10 farklı erkek var gibi ama kadından milyar tane var. Hepsi ayrı ayrı mekanizmalar. Evet. Değerli bir şey bu. Öyle mi? Evet. Peki bu nedir? O nedir? O bir babun. Böyle ne denir? Hareketli böyle yaramaz bir babun. Funky müziği çok seviyormuş. Benim bunun gibi. Ne şeyi var? Yani bir anlamı var mı yoksa öyle gelirken elinize gelen el koyacak mı? Hayır. Şu anda hiç romantik değil gibi çünkü. Bir anlamı yokmuş gibi hissediyorum. Bakışınızdan ve anlatış şeklinizden. Romantik bir anlamı yok evet.
Evet, gelirken aldım onu ben ama. Gelirken olay bu. Ama, ama düşünerek de aldım yani. Ama bu kaplumbağanın bir anlamı var. Var. Nedir acaba? Ben de onu gelirken aldım. Ama ama bana söylenmedi anlamı. Şöyle bir şey, o kaplumbağanın aynısını ben şu anda küçük yaralı bir kaplumbağanın yanına koymuştum. Onun yanından onu almak istemediğim için onun aynısından bulup bir tane daha aldım. Onun anlamı aslında küçük Gambia adlı bir kaplumbağanın yanında bulunuyor. Niye? O da sırtımdaki Okyanus adlı kitabım benim gerçek bir hikayeye dayanıyor. Yani küçük, yani pet shoplardan alınan küçük su kaplumbağaları vardır, bilirsiniz. Onlar dahi bir zaman sonra heves alınınca ya da hastalanınca sokağa terk edilebiliyor. Ben zannederdim ki sadece kedi ve köpekleri sokağa terk ediyoruz ya da kuşları bırakıyoruz vesaire. İnsan olarak ben asla yapmadım, ayrı konu. Ancak bir gün bir telefon geldi bana. Yani hayvansever biri olduğumu arkadaşlarım bilirler. Serhan, bir kaplumbağayı bir akvaryumun oyuncakçı dükkanına terk etmişler. Kaplumbağa da yaralı diye bir haber geldi. Tabii koşarak gittim. Oyuncakçı mağazasına girdim. Oyuncakçı mağazasında kaplumbağaların, bu tür kaplumbağaların olduğu rafların altına yere gerçek bir kaplumbağa koymuşlar. Kaplumbağa sırtı dönük, debeleniyor ve vücudunda yaralar var. İçeriye giren çocuklar da şöyle tepki veriyorlar. Anne diyorlar, kaplumbağa istiyorum, bana kaplumbağa alır mısın? Koşuyorlar, raflarda böyle parlak çok güzel kaplumbağaları görüyorlar. Kırmızı, yeşil, mavi. Yerde gerçek bir kaplumbağa var ama o kadar parlak değil. Güzel kokmuyor, soluk ve yaralanmış bir kaplumbağa. Ve oraya gelenler kaplumbağa alıyorum diyerek birer sünger alıyorlar aslında. Sonra kaplumbağa aldım diyerek oradan çıkıyorlar. O kaplumbağalardan bir tanesini aldım. Sonra o yaralı kaplumbağayı da veterinere götürdük. Uzun bir süre o veteriner dilini bilmiyorum. Yani ben yoğun bakım diye ifade edeyim. Orada işte küçük kendine göre işte bir tedavi sürecine dahil oldu. O süreçte de içimden öyle geldi. Annesi gibi hissetmesini istedim. Yanına bir kaplumbağa oyuncağı koydum. O hala orada tabii, yani onun yanında. Yaşıyor. Kaplumbağamız da yaşıyor tabii. Yıllar oldu. Yani sırtımdaki Okyanus çıktığında çıkalı 4 ya da 5 sene oluyor herhalde. Ve o kaplumbağanın bulunduğu akvaryumun ismi Evsiz Kaplumbağalar. Neden? Çünkü bu sadece bu kaplumbağanın başına gelmemiş. İnanın o kadar çok kaplumbağa terk edilmiş ki. Allah Allah. Akvaryumlara, işte sokağa, ya ne bileyim, ne oyuncak mağazalarına. Kaplumbağayı bile terk edebiliyoruz. Evet. O kaplumbağa oyuncağı bende biraz öyle tatlı bir duygusal karşılığı olan bir oyuncaktır. O zaman şarkıyla mı bitirelim? Ne yapalım? Şarkıyla mi bitirelim mi? Şimdi o zaman ben de bir özür niteliğinde. Özrü? Şimdi Serhan Bey anlatınca böyle uzun uzun ben de sadece böyle terk bir babun aldım diyerek. Ben aslında civciv aradım. Ya benim civciv, küçük civcivim diye bir şarkım var. Ona böyle hem şarkıyı da söyleyerek bir jest vardı aklımda ama... Bulamadım civciv. Civcivi uyarlayalım. Sarıya boyayabiliriz onu. Ya da civciv var arkada işte kocaman. Okey, bitmiştir ya. Ben onu alayım kucağıma. Sanki civcive söylüyormuş, bu sisi yaratayım. Kendimi gizleyeyim mi böyle arkaya? Civcivin arkası saklanayım ben. Bir dakika şöyle yapalım. Geliyor mu saç kesme? Yok canım, o kadar. Bir an mı? Acaba mı? İtiraz da edemiyorum. Dedim kesin. Arkadan bakayım, enseler uzamış hocam ya. Saç, uzamış ama azıcık enseler. İşte saç dalgalı olunca çok da sırıtmıyor. Normalde değil benim mi? Saçımın bir tarafı diğer tarafından daha uzun şu anda. Bana bir kağıda. Ama dalgalı olunca öyleyse fark edilmiyor işte. Ne kadar büyük bir fedakarlık içindeyim, farkındasınız değil mi? Kendimi civcivin arkasına saklayacağım. Bu arada kitabımızı gösterdim efendim. Niye alıyoruz biz bu kitabı? Niye okuyoruz daha doğrusu? Hepimizin bel bağladığı bir bazı ihtimaller var. O belki dediğimiz. Hı. En umutsuz anımızda ya da umutlu anımızda. Öyle bir lirayla bile çok güzel bir gün geçirileceği yahut da bir bardak suyla çok romantik bir akşam yaşanacağı ile ilgili ya da bizi çok sevmesini istediğimiz birini sevmesi ihtimaliyle ilgili tatlı tatlı, felsefi ama anlaşılır bir dili olan eğlenceli bir kitap. İşte en azından belki Tuğkan da değil mi okursa, hani o 15 yaşından beri kütüphanelerde kadınları anlama çabalarına bir böyle bir ışık da tutabilir, olamaz mı? Kesinlikle isterim. Okuyacağım. O zaman. Okuyacağım. Haydi bakalım. Evet, önce belki de sonra civcivle devam edeceğiz kısa kısa. Bana uzak biliyorum ama yine girdi rüyama bu bir tuhaf.
uzak hissediyorum. Kadar oyun, dünyama yeter bu bitmedi. Hayal bile defolup gitmeli. Neyi kaldıysa bende hala yanan, bir an önce söndürülmeli. Belki de seni hala deli gibi seviyorum bu. Belki de gizliden gizliye istiyorum bu. Belki de bunu söylemeye utanıyorum bu. Belki de tekrar kaybetmekten korkuyorumdu. Evet, civcive geçelim. Her veda ilişimde düşünürüm. Seni bir daha görememek var. Keşke kimsesiz kalsak, her yerde biz olsak. Ama yine de senleyken civcivim, güzel kızım, dünyam benim. Bunun adı aşksa eğer, bu aşk yalnızca sana değer. Bu adam yalnızca sana boyun eğer. Küçük civcivim, güzel kızım, dünyam benim. Bunun adı aşksa eğer, bu aşk yalnızca sana değer. Bu adam yalnızca sana boyun eğer. Bu adam yalnızca sana boyun eğer.